Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün biraz farklı bir yerdeyim. Çünkü Bilecik'teyim. Annem babamın yanındayım. Birkaç gündür de o yüzden sizlerden de birazcık böyle uzakta kaldım. Aslında okuduğum bu sürede sizinle paylaşmak istediğim daha fazla sayıda kitap var. Fakat yanımda değiller. Ve diğer bilgisayarım ve ekipmanlarım da burada olmadığı için... Onları şu anda değil dönünce yine şöyle bir son günlerde okuduklarım tarzı bir video yapıp ayrıca paylaşacağım. E, buradayken yanımda getirip de çok beğendiğim iki tane kitap oldu. Bunları da size e, hazır vaktim varken şöyle kitap önerisi olarak paylaşmak, anlatmak istedim. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok sevdiğim ve sizlere de önermek istediğim kitaplar oldu bunlar. Başlıktan isimleri görünüyor zaten ama tabii ki biz şimdi detaylı olarak konuşacağız. İyi seyirler herkese şimdiden. <laughs> Arthur Clarke, İthaki Bilim Kurgu Klasiklerinden Çocukluğun sonu bu 5. sırada yayınlanmış olan kitap bilim kurgu klasikleri serisi arasında. Clark ise bilim kurgunun 3 büyük ustasından biri olarak geçiyor. Aynı zamanda çocukluğun sonu muhteşem bir kitaptı arkadaşlar. Hemen kısaca konusundan bahsedeyim size. 20. yüzyılın son çeyreğinde 1950'lerde yazılan bir kitap bu arada. Yani yazıldığı dönem için geleceğe dönük teoriler içeriyor. Genelde tüm bilim kurgu kitaplarında olduğu gibi. 20. yüzyılın son çeyreğinde ABD ve SSCB yani Sovyet Rusya kendi aralarında büyük bir yarış içerisindeler. Uzaydaki diğer gezene, gezegenlere, diğer canlı hayatının olduğunu düşündükleri yerlere önce kimin ulaşacağı. Fakat onlar bu yarışı sürdürürken hiç tahmin etmedikleri bir şey gerçekleşiyor. O da şu ki biz hangimiz önce gideceğiz diye düşünürken uzaydan beklenmedik misafirler, gemiler geliyor ve bütün planları alt üst oluyor. Onlara hükümdarlar diyorlar. Birazcık bu anlamda aslında izlediyseniz Arrival geliş filmi onu anımsatan hem bu anıyla hem başka kitabın farklı bölümlerinde farklı pasajlarla bana çok fazla yer oldu. ben kitabı okumadım orada Arrival'ı. Sadece filmi izledim ama dediğim gibi benzeyen bazı taraflar oldu gözüme çarpan. Şimdi gelelim konunun devamına. Neden peki bu kitap beni bu kadar etkiledi? Önce hemen ondan bahsetmek istiyorum size. Arthur Clarke'ın öngörüleri ve böyle bir şey yaşayacağımız takdirde ne gibi durumlarla karşılaşacağımıza dair yorumları gerçekten çok isabetliydi. Örneğin tabii ki o televizyon üzerinden öngörülerini yansıtıyor toplumun insanlar nasıl bir psikolojiyle yaşayacağı, nasıl sosyalleşme öğelerine detaylarına sahip olacağını dair internet diye bir şey yok kafasında. Ama onun televizyon üzerinden gerçekleşeceğine inandığı pek çok şey internet sayesinde aslında çoktan bizim hayatımıza girmiş durumda. Girmeyi bırakın normalleşmiş durumda. Yani biz bunlara şaşırmayı bırakalı çok uzun zaman oldu. Mesela tek bir örnek açıklayayım. Tabii ki hepsini oturup anlatmayacağım burada. Ee, i̇nsanların televizyon aracılığıyla, televizyoncular tarafından kendilerinin de olayın programın bir parçası olabileceği, kısıtlı zamanlarda alternatif yaşamlar, simülatif yaşamlar sunabileceği, bu hissi yaşatacak programlar yapacaklarını öne sürüyor. Herkesin bir başkasının hayatını yaşamaktan kendi hayatını yaşamayı hatta geri plana atacak kadar bu simülatif e, dizaynları önemseyeceği söyleniyor. Bugün pek çok bilgisayar oyunu Hatta yani hani sosyal platformlar üzerinden çok basit grafikler aracılığıyla bile bu tarz oyunları oynayabiliyoruz. Hayatımızda çok fazla insanın hayatında hatta önemli rol kaplıyor. Bunun dışında mesela bu dünyaya gelen hükümdarlar çok 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 ileri bir uygarlığa sahipler. Hem evrim anlamında, zeka anlamında, teknolojik birikim anlamında ve bunların hepsini paylaşıyorlar. İşte bu kadar ileri bir uygarlık üstelik ilk etapta çok da düşmanca yıkıp dökmeden gelip yavaş yavaş dünyanın genel anlamıyla yönetimini ele geçirdiğinde ama karşılığında da bütün bilgi birikimini olmasa da bir kısmını insanlarla paylaştığında insanlık bir ütopya mı yaşar yoksa distopya mı altın çağ sonsuza kadar sürebilir mi herhangi bir ütopya ise distopyaya dönüşmeden toplumun her kesimini Memnun edebilir mi? Ee, sanattaki, bilimdeki üretim yavaşlarsa, durursa insanlar buna alternatif olarak ne gibi toplumsal örgütlenmeler oluşturur? Pek çok soru sorduruyor size. Bir bilim kurgu kitabını asla hani küçümsemem ben. Çok seviyorum bilim kurguyu. Önce bilim kurgu tasarlar sonra bilim yapar. Yani bunu hiç unutmayın. Pek çok defa da gerçekleşmiştir. Ama bu sadece bir bilim kurgu kitabı olarak değil. Genel anlamıyla da çok çok kaliteli, çok güzel bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Önermek istediğim diğer bir çok keyifli okuduğum kitap ise Arsene Lupin Serisi'nin ilk kitabı Kileris'siz. İlk kitabı diyorum. Aslında ben bunu şuna dayanarak söylüyorum. Timaş Yayınları'nın belirlediği sırayla benim elimdeki Timaş Yayınları'ndan ona göre ilk kitap olarak okudum arkadaşlar. Galiba hani araştırdığımda da aslında bunun yanlış bir bilgi olmadığını gördüm. Ama bu bir ilk kitap olmasına rağmen bizim kibar hırsızımız Arsène Lupin'in tamamen çocukluğundan hikayenin en başından bütün geçmişinden itibaren detaylarla okumuyoruz. Onu söyleyeyim direkt olarak bir gemide bir yolculuk esnasında Arsène Lupin'in maceralarına dahil oluyoruz. E biz de Sherlock Holmes kadar çok tutulmuyor Arsen Lupin açıkçası. Ben de çok geç kaldım okumak için. ilk defa okuyorum. Ama özellikle Sherlock Holmes ve bu tarz klasik dönem polisiyelerini sevenlere önermek istedim. Ben çok geç kaldım. Siz benim gibi daha fazla geç kalıp ertelemeyin. Gerçekten çok eğlenceli, müthiş keyifli bir okuma tecrübesi sunuyor. Özellikle bu dediğim türleri sevenler için yine Sherlock Holmes gibi Arsene Lupin de yazarının önüne geçmiş bir karakter. Nasıl ki Arthur Conan Doyle çok fazla insan bir kere de söyleyemez ama Sherlock Holmes'u herkes ezberi bilirse Arsene Lupin için de aynı şey geçerli olmuş. Her zaman yazarının önüne geçmiş. Hatta yine Conan Doyle gibi. Marus Leblanc da başka karakterler yazıp Arsène Lupin karakterinin üstünden atmak, ondan kurtulmak istemiş ama maalesef olmamış. Elbette ki insanlar Arsène Lupin'i çok fazla benimsediği ve sevdiği için daha fazla Arsène Lupin görmek istemiş. Başka bir karakter, başka bir kitap görmek istememişler yazardan. Bu kitaba gelecek olursak, ilk 3 bölüm birbiriyle bağlantılı, bütünlük içeren bir hikayeden oluşurken, daha sonra birazcık birbirinden bağımsız Gidiyor hikayeler bazı yerlerde birleşiyor bazı yerlerde ayrılıyor. Aslında birazcık Sherlock Holmes hikayeleri gibi. Aynı şekilde burada da benzerlik var. Zaten yine Arsene de bir gazetede tefrika edilerek yani bölüm bölüm yayınlanarak insanları tanıtılmaya başlanmış. Bu anlamda da yine bir benzerlikten daha bahsedebiliriz. Ben bayıldım ve kesinlikle devam edeceğim. Siz de eğer ki bugüne kadar hiç okumadıysanız, tanışmadıysanız lütfen bir şans verin. Ayrıca benim okuduğum çeviri Safet Dinersel'den, kendisinin çevirisine gayet başarılı, düzgün buldum. Herhangi bir editoryal hatada görmedim bu kitapta. O açıdan da tavsiye edebilirim. Böyle arkadaşlar yanımda okuduğum ve çok beğendiğim sizinle iki tane paylaşmak için can attığım kitap oldu ve onlar için bir video çekmek istedim. Diğer okuduğum videolar için zaten döndükten sonra tekrardan e ayrıca bir dediğim gibi bir video çekeceğim artık kitap sayısına göre başlık değişecektir. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.